2019 yılında durgun başlayan bir 2019 yılında sizlerle daha fazla birlik beraberlik içinde olmak en büyük temennimiz. Yapacağımız etkinliklerimiz de tamamen bu yönde olacak. Bu yılki iş planımızın en önemli noktasında iş dünyası olarak stratejik yönetim, verimlilik ve iş geliştirme konularında önümüzdeki günlerde hep beraber seminerler ve toplantılar düzenleyeceğiz. Yine beraber bu zor bir yılı atlatacağımıza inanıyoruz. 27. Mali Genel Kurulumuzun hepimize, derneğimize hayırlı olmasını temenni ederim. Divan Başkanlığı için önerisi olan önerildi. Uygun mudur? İşte kağıt. Erdal Bey'de iki kağıt. Coşkun Bey, Tarsın Bey. Coşkun da Tarsın Bey. Buyurun. Hepiniz için biz de artık geçmiş dönem başkanı olarak artık divan başkanlığına maalesef seçiliyoruz. Bu işler böyle. Sonuçta başkanımızın dediği gibi 2019 yılına hep hayırlı olması temennileriyle başlanıyor her sene ama maalesef bir gerçek ki iş adamları olarak sabahleyin de Müteahhitler Birliği olarak aynı bu salonda beraberdik. Her sektörde ekonomik anlamında bazı sıkıntılar var. Bu bir gerçek. Bu noktada biz iş adamları olarak sorunlarımızı dile getirmek, beraber olmak, birlik, beraberlik ve sıkıntıları anlatmak adına beraber hareket etmek zorundayız arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz ben ÇASİAD'ı Türk Konfet'te de temsil ettiğim için oradaki bütün Türkiye'deki gelen arkadaşların da sorunlarını dinlediğimizde bölgesel olarak bazı değişiklikler olmasına karşın ama ekonomik bir sıkıntının olduğu bir gerçek. İnşallah bu dönemde bu zorlu süreci aşabilmek adına, ayakta durabilmek adına mücadele edeceğiz. Biz şu anda divan olarak bizi önerdiğiniz için arkadaşlarımıza, ÇASİAD üyelerimize teşekkür ediyoruz. Üye arkadaşlarımızla birlikte. O yüzden hemen gündeme geçip resmi prosedürü başlatmak istiyorum. Alan Mali Genel Kurulumuza hoş geldiniz. 30 Mart 2018 tarihinde almış olduğumuz görev ile 9 aylık yönetim kurulumuzun faaliyet raporunu bilgilerinize sunmak isterim. 30 Mart Cuma günü saat 14'te hizmet binamızda genel kurul toplantımız, saat 20'de Colin Otel'de eşli gala gecemiz ve devir teslim törenimiz gerçekleşti. Protokol, gün marsifet yönetim kurulu üyeleri, yerel basın üyelerimiz eşli olarak katıldılar. 10 Nisan Salı günü saat 13'te yönetim kurulumuz Türk Polis Teşkilatı'nın 170. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlimiz Emniyet Müdürü Sayın Celal Selim makamında ziyaret ettiler. 10 Nisan Salı günü saat 13.45'te Çanakkale Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı 1. dönem değerlendirme toplantısına derneğimizi temsil eden Başkan Yardımcım Sayın Semih Toprak katıldı. 10 Nisan Salı günü saat 14'te yönetim kurulumuz Avukatlar Haftası nedeniyle Çanakkale Baro Başkanı Sayın Avukat Bülent Şarlan'ın makamında ziyaret ettiler. 17 Nisan Salı günü saat 16.45'te Başkanımız Sayın Semih Başaran ve yönetim kurulu üyelerimiz Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ın makamında ziyaret etti. 17 Nisan Salı günü saat 16.45'te Başkanımız Sayın Semih Başaran ve yönetim kurulu üyelerimiz Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ın makamında ziyaret etti. 17.45'te Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ve yönetim kurulu üyeleri derneğimizi ziyaret ettiler.